Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizi sorarsanız biz de iyiyiz. Elhamdülillah, çok şükürler olsun. Kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Cümleden herkesin kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller olsun. İnşallah nice kandillere hep beraber Allah bizleri nasip eder. Arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun. Nice yıllara. Nice kandillere. Hep beraber arkadaşlar, uzun seneler inşallah hep beraber kutlarız kandillerimizi. Ben dedim bugün kandil ya dedim arkadaşlar, bir helva yapayım. Helva koku diyeyim evde. Yağ koksun, un koksun. Her şeyin kokusu olsun değil mi arkadaşlar? Yani güzel olur, iyi olur. Ben helvamı yapayım, bakalım kimlere nasip olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle ilk önce şeker şerbetini hazırlayacağım. Ondan sonra irmiğimi arkadaşlar tam bir bardağı doldurdum. Tam doldurmadım bir tanesini. Aynı şu şeker ölçüsünde koydum. Bir tanesini tam dolu dolu iki bardak irmik değil. Küçük çay bardağıyla da un aldım yanına böyle. Ondan sonra ilk önce şerbetini hazırlayayım. Şekerler eriye dursun. Şeker kaynamayacak arkadaşlar, şerbeti kaynatmadan olacak. İki bardak şeker. Tam dolu değil. Şöyle soğuk su 1, dolu dolu 2, 3 bardak da su koydum. Su bardağına. Evet. Bu şeker hep eriyecek arkadaşlar. Kızıl kalmayacak. Şerbetini de kaynatmayacağım. Güzel erisin böyle ki şekeri. Ben de şatak yazdım yine. Dedim şekerini eriteyim. Ben de unumu, irmiğimi kavurup dahası da erir herhalde. Sobamızı da yaktık, hazırladık buraya. Sobamız yanıyor şu an. Bugün de havalar yağmur da yağmıyor. Biraz bulutlu, sisli tepeler ama soğuk da yok, yağmur da yok, rüzgar da yok. Dedik dışarı çıkalım. Hayvanlarımızı da yorduk. Yayım vardı, yayımı yaydım. Yalandan koşuyorlar. Kimse yok. Hayvan gelmiştir diye. Başka yabancı hayvanlar da istemiyorlar yani. Köpek elen geldiğinde yabancı istemiyorlar. Şöyle şekerim bayağı eridi. Ondan sonra yağımın içine sıvı yağ da hazırladım. Büyük bardak değil. Küçük kuplu çay bardaklarında. Şöyle onu da koyayım içine. Sobaya doğru gidelim şimdi. Gidelim be. Gidelim. Ben de mi hayvana gittiler dedim. Bak yabancı köpek istemiyorlar. Başka komşuların köpekleri gelsin istemiyorlar arkadaşlar. Sobam da çok güzel yanıyor. Şöyle tavamın altını kara etmeden üstünde şöyle yağımla biraz erisin azıcık. Erirken şöyle unumu, irmiğimi arkadaşlar içine dökeceğim. Şöyle irmiğimi. Depreme 2 bardak yok. Unumu da 1 çay bardağı. Kızarana kadar şimdi bunu kavuracağım. Sobada çok yanıyor. Şöyle biraz kutunun halkasını aldım, üstünden kapağını aldım.
Biraz kavurayım. Geri koyarım. Aman her şeyi su temizliği. Deterjan su arkadaşlar, öyle değil mi? Biz kavurmaya, karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Bu helvi bu şekil aynı çocuklarıma da yaparım. Güzel severek de yerler. Yavaş yavaş böyle yağlandı arkadaşlar. Salıyor kavruldukça. Tabi daha pembeleşmeye bile başlamadı. Yeni yeni. Böyle. Ateşe de daha odun koymayacağım. Közünde kavurmaya bunu. Devam edeceğim böyle. Nazım dayı park atıya çalıştı da tarlaya gidiyor herhalde. Arı gibi çalışıyor. Hiç havada durmuyor. Ama soğuk değil mi ne kadar tarlaya gitmesi? Ama işi var demek ki. Yapacak işi var. Ama da güzel kabarıyor değil mi? Bak nasıl kabarıyor. Şişiyor. Evet. Çok güzel kabarıyor. Ben tereyağı kullanmadım arkadaşlar. Margarin kullandım. İsteyen tereyağı da koyabilir. Tereyağı biraz çabuk yanma yapar diye margarin kullandım. Çok güzel de helvamız güzel olacak inşallah. İrmik de tazeymiş. Nasıl kabarıyor? Mis gibi. Sanki kabartma tozu dökmüşüm içine. Benim kızlarım da çok güzel yapar bu irmik helvasını. İkisi de gerçekten böyle becerirler böyle işleri. Hamur işlerini olsun, helva türlerini olsun. Çok güzel yaparlar. Yavaş yavaş kızaracak herhalde. Biraz dönmeye başladı değil mi şurada? Doğru söylüyorum. Dönüyor. Bunun kızarması lazım değil mi Legan? Tabii kızdığımız kızaracak. Kıpkırmızı. Sobanın güzelliği işte değil mi? Bir ayarda odun da koymadım da közüm de ne güzel kızar, kavruluyor. Melek Hanım. Ne canım benim? Sen bunu kavurmaya devam et. Evet. Ben şu arkadaşlar şu bahçeleri sağ solu güzel göstereyim. Tamam görsel arkadaşlar sen güzelliği doğayı. He doğayı falan evet. Göstereyim yani. Tamam.
Geçinde geziyor var mı şurada? Evet. Tavuklarımız da çoğalacak Allah'ın izniyle. Tavuklarımız da çoğalacak yine. Fırtına mı geldi anne? Kıskaç fırtına. Kıskanç ki ne kıskanç. Şu beyazlar, onlar paçalı. Ah, ne kadar güzel. Bu da Ceylan. Evet. Arkadaşlar sizlere böyle doğayı, bahçeyi, tavuğu, civcivleri gösterirken ben de helvamı güzelce kavurdum böyle hiç üşenmeden, özenerek. Güzelce, ne kadar güzel kavurursa o kadar güzel oluşur bu. Kızarmış mı şu? Kızarmış. Evet. Civcivlerimiz ne yapıyor? Allah Meryem, civcivler havaya çıkıyor. Hopluyorlar mı? Hopluyorlar. Buraya tahta koydum onların önüne. Çıkmasınlar diye. İnanen ceyranın altına gidiyorlar. Burada da şimdi başka yere de almak istemiyorum. Soğuk ya arkadaşlar. Burası ısıcak olduğu için kanalın ısıcağından o da yararlansın diye. Ben helvamın suyunu şimdi vereceğim arkadaşlar artık. Şöyle yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Güzelce kavurdum. Şöyle. Dibine şekerini de alalım da. Dibinin balı kalmasın. Kalmasın. Balı bekmezdi değil mi? Balı. Şöyle sallayayım sallayayım. Gördüğünüz gibi katılıyor. Güzelce. Burası köy arkadaşlar. Horoz, tavuk, köpek sesi, horoz sesi, tavuk sesi. Bunlar olmadan olmaz. Olmaz. Şimdi bunu böyle kaynayacak burada. Bilerek altını çok yakmayalım. Yavaş yavaş. Böyle bak. Kenarlarından kaynamaya da başladı. Şunun şerbetini kaynar vermedim. Soğuk şerbet. Şerbet kaynatma yok arkadaşlar. Şerbetini hazırladım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi yaklaştırabilirsin kameranı. Şöyle. Kenarlarından kaynıyor. Ağzını da kapatayım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok güzel de oluyor gerçekten. Şöyle ziyan olmasın. Pişmeye odun koymayacağım daha altına. Güzelim içindeki közle. Şöyle göstereyim arkadaşlar közümü de. Çok da hallı yakmadım ben ateşimi. Şöyle Şükrü. Bir saniye. Şöyle az yak. Evet. Çok hallı yakıp haşır yapmadım. Ondan sonra kısık ateşte böyle güzelce közünde de şimdi burada biraz pişsin. Gördüğünüz gibi. Pişmeye de bir de karıştırayım onu. Şöyle. Melek Hanım vallahi koktu anca. Anca kokusu geldi felaket. Sen koparmadın mı daha bu saate kadar? Hayret bir şey. Demek ki ben. Hayret bir şey şöyle. Nasıl anlamışım ya? Sen nasıl koku almazsın ya? Vallahi ben de şaştım ha.
Nasıl almaz ama almamış koku ya. Bak piştikçe katılaştı, gördün mü şurada? Bizim horozlar da yarış ediyor terken. Melek Hanım, öbürün adını ne vereceğim horozun? Bir şeyle ver ya. Onun adını daha koymadım. Böyle bir yaramazlığını görmedim onun. Bak. Onun sesi biraz kısık. Hiç net ona değil mi? Acı biber mi yedirsem? Ne yapsam? Gördüğünüz gibi arkadaşlar helva. Var mısınız? Helva. Helva. Evet. Şöyle 2-3 dakika daha çeksin güzelce kendini. Tamam, çeksin. Evet. Bunu kendi çekmeye bırakalım buraya. Ben de gideyim mutfaktan tabağımı alayım geleyim. Tamam. Evet, şimdi o mart çiçeği biliyor musun? Değil mi? Burası, tabii burada güneş gördüğü için erken açtı. İstanbul'dan gelirken bir camın kenarında bizim saksılarımız da varmıştı ya, vardı ya. Var, evet. Ondan almıştım ben. Koparttım. Melek Hanım. Geliyorum, geliyorum şu. Sabırsızlanma. Geliyorum canım benim. Bismillah. Oo. Oo. Çok güzel. Çok güzel. Ellerine sağlık Melek Hanım. Nasıl gözüküyor? Çok güzel gözüküyor vallahi. Melek Hanım yapıyor ya. Vallahi. Evet. Melek Hanım bunun kokusu takip etmiştir ha şimdi. Evet. Nerelere gitti ne bilsin. Böyle evde un kavur, hamur işi yap, böyle kandil günlerden çok hem sevaptır hem de yaptığını tabii paylaşacaksın. O ayrı bir sevap. Ondan sonra. Sen zaten paylaşırsın ki. Evet. Kimlere nasip olacak Allah bilir. İnşallah. Yeğenlere afiyet olsun. Aynen, afiyet olsun. Biz yapalım da. Evet, şimdi şöyle tenceremi geri alacağım arkadaşlar. Artık yeter oldu. Gördüğünüz gibi ben oldum diyor yani. Ben buradayım diyor. Diyor. Evet, şöyle. Bir tava helva çıktı. Allah bereket versin. Bereketi için de tabii. Allah'ım tabii ki bereket versin. Gördüğünüz gibi şöyle. Heh. Sen şimdi biraz bekle şurada. Ben beklemeye durayım. Sen biraz bekle. Sapırsızlanma. Tamam. Şöyle. Şöyle tabağımı da çevireyim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Kaseme. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım çıkacak mı? Oo. Güzel. Evet. Şöyle cevizimizle de. Bizde bu var. Evimizde bu var arkadaşlar. Bundan değerlendireceğiz. Şöyle cevizimizi de koydu yine. Evet. Helvamız hazır. Nasıl gözüküyor arkadaşlar? Süper. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Un daha irmiği böyle özlü yapıyor içinde. Onu undan koyuyorum. Zaman zaman da yaptığımda çocuklarıma falan böyle yemek yanında tatlı olarak yaptığımda aynı bu şekil yapıyorum. Şöyle tadına da şükrus diye bir tattırayım bakalım. Şükrus da yalanıp duruyor vallahi kameranın arkasında. Aynen doğru söylüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Dur acele etme, şunu vereceğim gözünü seveyim. Tamam. Tamam tamam. Elinizle diyor. Durun bir böyle şöyle. Dur bir bakayım şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hamur mamur hiçbir şey değil. Ondan sonra aynı böyle tel tel. Tabii ben orayı şükrus diye. Adamcağız bekliyor. Bilmiyorum, bir tane de ceviz koy üstüne ya. Hadi bakalım bismillah.
Ceviz de mi istiyorsun? Tabii bir tane de ceviz koy. Tamam, ne demek ya? Cevizsiz olmaz mı? Hadi bakalım, aç ağzını. Aç, eyvallah. Aç ağzını, hop. Hadi bakalım. Ooo, mis gibi. Ne? Eline sağ, vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Arkadaşlar, her günümüz inşallah kandil günleri gibi şenlikli, böyle dualı, kazasız belasız geçmeye nasip etsin. Herkese yine tekrar hayırlı kandiller. Sesimin gittiği her yere kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Tabii ki desteklerinizi de istiyorum. Benden desteklerinizi de esirgemeyin arkadaşlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Dualarımız hastalarımız için olsun. Allah'ım derdini veren Rabbim dermanı da verir inşallah. İnşallah savaşlar da biter. İnşallah savaşlar da biter. Kimseler ağlamasın, ki analar ağlamasın, canlar yanmasın, can kayıpları olmasın. Allah'ım her günümüzü güzellik içinde geçirmeye nasip etsin. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, komşularımızla. Şurada Cemre'nin bile yok ama onun yokluğu bile belli mesela. Gelecek ama yani Allah'ım ölüm ayrılığı vermesin kimseye. Kimseye. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Sesimin gittiği her yere kucak dolu selam ve saygılar olsun. Rabbime emanet olun.